Akşamlar değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizle yine hep beraberiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş İdrar bulduk. kanalı darlığı nedir diyerek başlayalım. İdrar kanalı darlığı, evet. Üretra darlığı veya idrar kanalı darlığı. Üretra darlığı veya idrar kanalı darlığı son zamanlarda maalesef ne oluyor? Hızla yayılıyor. Binlerce insan bundan muzdarip. Hatta Düzce'den Mehmet Bey adamcağız 6 ayda bir ameliyat görüyor. 6 ayda bir ameliyat. Tam 13 defa ameliyat olmuş. Her ameliyatta tabii ki bir parça alıyorlar. Ne oluyor? Çözüm yok. Yine ameliyat, yine ameliyat. Herhangi bir nedenle idrar kanalında, idrar kanalı mesaneyle penis veya bayanlarda arasında işte. Şimdi burada herhangi bir nedenle mikrop kaparsa veya yaralanma sonucu buraya bakteri veya mantar yerleşirse ameliyat çözüm değil. Ben çeşit çeşit ameliyat metotları var efendim. İşte lazerle içeriden ameliyat, çok ince bir sistoskopi gibi bir aletle içeriden ameliyat yapılıyor veyahut da açık ameliyat. Efendim çeşit çeşit ameliyat yöntemleri var fakat ameliyatların hiçbirisi %100 netice vermiyor. Genellikle ameliyat olanlar sürekli ameliyat olmak zorunda kalıyor. Oysa üretra darlığı problemi olanlar için ne var? Çok güzel bir bitki var veya birkaç bitki var. İşte bunlardan biri de şu bahçemizi, her tarafını, bahçeyi, tarlayı böyle çok amansız bir şekilde yerleştiği yeri böyle salgın şeklinde saran ayrık. Bu ayrığın otu, şu çiçeği, şu da kurutulmuş kökü. Ayrık kökü. Bu ayrık kökünün birleşimindeki etken maddeler antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Bakteri, virüs ve mantarları yok edici. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda üretra darlığının sebebinin en önemli sebeplerinden biri bağırsaklarda zararsız olan E. coli bakterisi idrar kanalına yerleşiyor ve tehlikeli oluyor. Antibiyotik kullanılırsa yok olmadığı gibi daha da tehlikeli oluyor. Kuduz gibi, köpek gibi yani. Diyelim ki köpeğiniz var, evinizde ne yapıyor? Sahibine zarar verir mi? Vermez. Fakat bu da E. coli bakterisi. Bağırsaklarda kaldığı sürece problem yok. Faydalı bir bakteri. İdrar yoluyla idrar kanalına yerleşirse veya mesaneye yerleşirse de aynı şekilde tehlike arz ediyor. İdrar kanalına yerleştiği zaman kişi bunu yok etmek için antibiyotik kullanırsa problem daha da ağırlaşır. Bu nedenle antibiyotik asla çözüm değil. E. coli bakterisine karşı ayrık kökü, ayrık köküyle ilgili bir klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmasına 58 urolog, 313 İdrar yolları enfeksiyonu, mesane iltihaplanması yani sistit, prostatit yani prostat iltihaplanması, üretritis yani üretra iltihaplanması yani idrar kanalı iltihaplanması gibi rahatsızlığı olan, idrar yolları enfeksiyonu olan hastaları tedavi etmişler. Ayrık kökünün ekstraktı olması lazım. Yani otu, yani bu kökü, kökünün birleşimindeki etken madde yeterli değil çünkü polizakaritler %3 ile 10 arası. Bu ısırgan şey ayrık kökünün birleşimindeki etken madde tedavi için yeterli değil. Bu nedenle ekstraktı. İkinci önemli bitki kremberi. Kremberi de aynı şekilde idrar yollarında enfeksiyona sebep olan E. coli bakterisini yok eder. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. E. coli bakterisine karşı, evet, E. coli bakterisi de şu bakteri, gösterebilirse kamera, böyle, pardon, şurada mı bakıyoruz? Şu parmağımla gösterdiğim şu bakteri işte, tehlikeli bakteri, E. coli bakterisi, evet, balon gibi etrafında
böyle kolları var. E. coli bakterisine karşı dünyada en etkili bitkiler. Ayrık kökü, kremberi, huş yaprağı, huş ağacının yaprağı, altın başak otu, ardıç kozalağı. Ardıç kozalağı, o da buradaydı. Şimdi arayıp bulamayacağız. Biraz karışık. Bunların ekstrelerinden, bitki özütünden, destilasyonla elde edilen ekstrelerinden çok özel iki formül geliştirdik. Bir, ayrık forte, iki kremberi forte. Bunları kişi kullandığı zaman, eğer ki bağırsaklarında mantar varsa bağırsaklardaki mantarı tedavi etmek gerekir. Çünkü bağırsaktaki mantarlar veya E. coli bakterisi tekrar idrar yoluyla idrar kanalına ulaşır veyahut da mesaneye ulaşır veya böbreklere ulaşır. Yine problem olur. Bu nedenle bağırsakları tedavi etmeden kesin çözüm olmaz. İyileşir, hastalanır. İyileşir, hastalanır. Çözüm olmaz. Bu nedenle bağırsakları tedavi etmek şarttır. 13 defa ameliyat olan beyefendiyi hamdolsun iyileştirdik. 13 defa. 6 ayda bir ameliyat olmak zorunda. Bazen de idrarını yapamıyor. Ne yapıyor? Sonda taktırmak zorunda kalıyor. İlk başlarda ameliyat olduğunda 1-2 ay ameliyat olduktan 1-2 ay sonra idrar yapabiliyor. Sonra yavaş yavaş idrar kanalı daralıyor. Bu sefer sonda takarak idrar yapmaya çalışıyor, dayanıyor, ameliyat olmak istemiyor. Fakat çok daralıyor, artık sonda bile idrar yapamaz hale geliyor. Yani bu nedenle Allah korusun, üretre darlığından dolayı ameliyat olmak çözüm değil. Kimyasal ilaç kullandığı zaman da tehlikeli. Bu da çözüm değil.